Arkadaşlar selam tekrardan. Şimdi size en kısa yoldan maymun zindanının sonuna yani güçlü maymun zindanının yani maymun lordun olduğu maymun zindanında size en kısa yoldan sona gideceğinizi öğreteceğim. Size bir şey diyeyim ben. Hem bir yandan da eski yılları yad edeceğim. Yani şöyle söyleyeyim size. Benim oynadığım dönemlerde eski zamanlardan bahsediyorum. Ben buradan çıkmazdım. Yani bütün köylerin birinci köylerinde at madalyonu satardım ben. Ben ufak bir fotoğrafını da koyacağım bu videonun kesitini. Kim olduğuna dair. FR7'yim ben. Levelde 3 perfect açma muhabbetini Alistar'da Turkish Tower, Griffon'da da ben başlattım zaten. Sonra bizden sonra gelenler bu sistemi devam ettirdiler. Çünkü 55 levelde para aktığını gördü herkes. Gerçi şu an para etmiyor çünkü binekler çıkmış, mano çıkmış vesaire. Samimiyetimle söylüyorum, ben de her zaman 6 tane pazar çarı hep açık olurdu. Bir tane FR7 benim ana çarım açık olurdu. Bir de şamanım. Ve benim bütün çarlarımın üstünde her zaman 2T para vardı. Her zaman. 2T şaşmazdı yani. Bu arada maymun zindan sonuna geldik. Burada bir arkadaşımız otava koymuş. Ona kolay gelsin. Maşallah burada da koymuşlar. Neyse. Şöyle bir CH atayım. Ben konuşmaya devam edeceğim. Benim zamanımda at madalyonu çok pahalıydı. Ruh taşı, at madalyonu. Yani şöyle söyleyeyim. Ruh taşları 70'en falandı. Benim zamanımda. Ama şimdi ne yazık ki çöp olmuş. At madalyonları o zaman tanesi 4'en falandı. Şimdi yine çöp olmuşlar. Neyse. Niye bunlardan bahsettim ben de bilmiyorum. Hani bahsetmek istedim eski günlerin şeyini. Bir yandan da maymun zindanının yolunu göstermek istedim. Ben ufaktan bir şey yapacağım burada. Adını siz getirin. Tepe görevimi yapacağım. Ondan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir şey olursa zaten ben kaydı açarım tekrardan. Maymun Lord'u sen niye ölmüyorsun kanki? Ne yaptın? Ruh taşı. Bakın işte bu olduğu zaman yıllar öncesinden bahsediyorum. Bu da savaşlar dönerdi ya. Gerçi benim bulunduğum odaya kimse gelmiyordu. O zaman bir saygınlığım vardı. Gerçi şu anda da olduğuna inanıyorum. Kimse bulaşmazdı benim zamanımda ya. Hani kimse gelip benim odama çökmezdi. Ya FR7 mi orada? Mehmet abi mi orada? Tamam. Biz başka CH'ye gidelim derlerdi. Hayatta hiç ben saygısızlıklarını görmedim. Yani Ayşe event olsun. O zaman okey event yoktu. Sonradan çıktı bu okey event falan. Ayşe o zaman vardı. Yani o zaman saygı vardı, sevgi vardı ama şu an çok tuhaflaşmış ya. Bunları da bir okuyalım. Geçti mi? Bir tanesi geçti. Neyse arkadaşlar ben bir şey olunca yine açarım. Size bugün güzel bir içerik çıkarmayı düşünüyorum. Olmadı hani içerik yok diye belki şu kolları açarım. Yani bunun görevini de yapınca 325 tane oluyor. 325 tane kol açımı yaparım belki. Şimdilik ben bir videoyu kapattım. Bir şey olursa zaten dediğim gibi açacağım videoyu.